Merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Arkamda su akıyor, çok güzel bir şekilde yavaş yavaş ilerliyor. Hayatın tadını alarak, o toprağın tadını alarak adeta hızlı bir şekilde gitmeyerek Köyceğiz'in Beyobası mahallesindeyiz. Burayı bilenler vardır, yuvarlak çayın olduğu bölge. Emekli bir çiftimizi ziyarete geldim. Almanya'dan dönüş yaptılar. Nasıl bir özlem var işlerinde, nasıl bir doğa aşkı var, nasıl o toprağa basınca heyecanlanıyorlar. Biliyorsunuz videolarımda çok farklı yaşam hikayeleriyle benim de yeni öğrendiğim bir şeyler olarak sizlere ne aktarsam acaba, nasıl faydalı olsam acaba diye böyle bir ufak böyle bir çırpınışım var. Çok tatlı oluyor, çok keyifli oluyor. Yaşam hikayeleri hep söylüyorum ve gerçek. Videolarımla hayatımda beraber götürdüğüm için morallerinizle ilgilenebileceğim bir video olacak arkadaşlar. Tavuk sote yapıyorum. Bugün menüsünde bu mu var? Evet. Bunu pişirdim. Yanına pilav, salata. Buraya has böyle bir şeyin var mı? Yoksa herkes gibi mi yapıyorsun? Kuru fasulye pişiririm. Tavuk yaparım. Pilav yaparım. Yok. Bunu nasıl yapıyorsun? Herkesten farklı olarak. Ha, farklı olarak. İçinin şeysi önemli. Malzemesi. Karabiberi. Kekiği. Biber yotu. Soğanı. Domatesi. Ya bu Köyceğiz usulü değil yani. Evet. Köyceğiz usulü değil. Kendim tamam, usulü yapıyorum. Genel. Kendim. Sabah kalkıyorum, maydanozlarına bakıyorum. Hoşuma gidiyor. Gerevizlerim var, bak nanelerim var. Her sabah kalktığında böyle mi yapıyorsun? Her sabah kalkınca böyle bakıyorum bunlara. Ondan önce çiçeklerime bakarım. Bak orada taze roka ektim. Roka, samsak, soğan ektim. Marullarım var. Aha, bak taze, mis gibi. Bak, çok hoşuma gidiyor. Büyümüşler. Evet, çok güzel büyüdü. Her gün bakarım bunlara. Hoşuma gidiyor baktıkça. Diktiklerim büyüdü mü diye. İnsan zevk alıyor. Onu bana bir anlatsana abla ya. Hani nasıl? O diktin tohumken. Bir tane şey tohum. Ondan sonra büyüyor. Hep bakıyorsun, ilgileniyorsun. Sulan dikiyorum. Çocuk gibi. Çocuk gibi. İçine gübre atıyorum böyle. Her gün suluyorum. Ama gün güne büyüdükçe hani çıktıkça daha hoşuma gidiyor. O hissi, ha, o hissi bana anlatır mısın? O hissi çok güzel. Kendilerini diktiğin. Suluyorsun ya. Çok çıktıkça ben bebek sanki yeni bebek doğmuş gibi çok hoşuma gidiyor. Değil mi? Çok güzel oluyor. Taze taze mis gibi. Tabii bunlar da sarımsak bak. Şunlar da sarımsaklarım. Mis gibi. Bak bunlar da çok güzel sarımsaklarım. Peki böyle bir özel bir yöntem uyguluyor musun yoksa anneden babanın öğrendiklerinle? Annem ve komşularımla gördüm yapıyorum. Onlardan ne uyguladıysan? Çünkü yurt dışında büyüdüğüm için bilmediğim için yeni 2 sene oldu Türkiye'ye geleli. Bakayım dayım veya teyzem nasıl yaptı soruyorum ve ona göre dikiyorum ben de. Unutmuşum çocukken 9 yaşında gittim Almanya'ya. Duman niye tuttu öyle? Yok, Ergün abi. Koza koydum ya. Yeni koza koydu ya. Herhalde yaşlı galiba. Koza ondan duman koydum. Işte, ha, yeni koyduğun için. Evet, yeni koyduğum için koza koydum. Evet. Camilerde, frangosu çocuğa yatılı kurs oldu. Çocuklar yemeklerini yaptım ve Ramazan yemeği yaptım 6 sene. Herkes memnun kaldı. Elhamdülillah, şükür. Ben çok severim yemek yapmayı. Burayı havanın böyle güzel olduğu zamanlarda kullanıyorsun evet, değil mi sanırım? Yağmur zaman kullanamıyorum. Çünkü çok yağmur yağdı. Evet. Hava güzelken yemeklerimi, mangalımı hep biraz burada yapıyorum. Ama ona da bir çözüm bulduk. Şimdi bak şu iskeleti yaptım böyle. Üzerine buraya iki parça trapez saçı koyacağım. O zaman yağmurda da evet, kullanabilirler. Evet. Çözümcü evet, Ergün ben, abi. Evet. Ben bunu yaptım. Kendim yaptım bunu. Özelliği de herkes kayna gider. Ben civatayla tuttururum bak. Her komple söküp takabilirsiniz. İndirip dağıtıp toplayabilirsiniz. Daha sonra taşıma amaçlı da bunu böyle düşündüm. İcap ederse, sökülmek icap ederse. Ve kesinlikle ben siyaha boyamam. Burada ne yaptırsan yaptır siyah boyular. Ya dünyada ne güzel renkler var kana. Niye hep siyah boyuyorlar burada kana anlamıyorum. Ben de istemiyorum. O tapayı çektin mi su gidiyor. Buradan bir tava yaptın. Bahçeye böyle mi suluyorsun? Bahçeye böyle suluyorum. Bize yetiyor aslında. Buradan mı geliyor o? Evet. Şöyle geliyor değil mi? Şu anda ot sardı biliyor musun? Evet evet yani bu temizledim. Alanın burası yani. Ha, buradan gidiyor, hop bahçeye. Gidiyor. Akşam açtım sabaha kadar bahçe sulanmış oluyor. Evet arkada da diğer başka birinin evet, arsasında koyunlar da var orada. Koyunlar var orada. Onlar boş bulmuşlar. Ev yapıyorlar şu anda bak. Ha oraya mı başladılar oturdum şimdi? Orada evet, küçük bir taş ev vardı önceden. Orayı satın aldılar ve yok, devam... Hayır hayır. Kendi devam orada oturuyorlardı. Ha tamam. Küçük bir kule eski otlanıyor, evleri vardı. Şimdi komşunun koyunlar otlanıyor. Alsana. Çok güzel. Komşunun keçileri, koyunları var orada. Mis gibi. Çok güzel. İşte böyle. Evet. Hayat çok güzel. Türkiye'm çok güzel. Türkiye. Evet. Şimdi tam oraya gelelim. Şimdi Almanya'ya kaç yılında gittiniz? Ergün abi, Şengül abla. Ben 1979'da 9 yaşında gittim Almanya'ya. Burada... Ben 1974'te 10 yaşında gittim. 10 yaşında.
Şöyle yakınlaşabilir misin Şengül abla? 45 sene sonra geriye beraber geri döndük. Hani Almanya'da tanıştık biz. Orada tanıştınız ve evlendiniz. Aynen. Orada evlendik. Ama çok ilginç değil mi? İkiniz de buralısınız, Muğla'lısınız. Evet, o Gökovalı, ben Köyceğizli. Sen dedin mi, dur bakalım ya bir bakalım kimmiş? Sen de dedin mi, dur bakalım ben ya bir bakalımmış falan. Baktım, Ege'li deyince baktım. Yani bir hemşerimiz vardı, aracı. Orada çok gurbetçilerimiz var ya. Evet. İnsanlar, o gurbetçilerimiz orada durduğu vakitler içerisinde hep böyle ülkeye dönüş özlemiyle mi yaşarlar ve evet, çalışırlar? Aynen. %80, %90 döneceğiz ama dönemiyorlar. Çoğu dönemiyorlar. Uşağın altında dönüyorlar tabutun içinde maalesef. Çünkü maçsiye çocuklar biz, var. Biz geldi yılbaşında tam 3 sene olacak. Bu 3 sene içinde şu köyün içinde 8-10 tane burada tanıdığım arkadaşlar öldü. Birkaç tanesi daha 3-4 yaş benden de gençti. Almanya'da 15 kadar tanıdığımız öldü bak. Onlar da emekli olacaklardı da hayalleri vardı. Buraya geleceklerdi, bir şeyler yapacaklardı. Elhamdülillah ben şikayetçi değilim. Aynen. Ben çok memnunum. İsterim herkes dönsün Türkiye'ye. Türkiye'm çok güzel. Günzburg'da kalıyorduk orada. Günzburg, Ulm'e yakın 20 kilometrede, Bayern eyaletinde bağlıdır. Günzburg'da kalıyorduk. Ömrümüz orada geldi geçti. Yollarda geldi geçti benim ömrüm. Ben Almanya'da hep yalnız çalıştım. Bir kere fazla orada ev almadım ben, bir şeyim yapmadım ben. Yalnız çalıştığım zaman, hat Türkiye aynı, orası da aynı. Ancak boğaza yeter. Kenara para koyamadıktan sonra niye boş boşuna daha bir 10 sene bekleyeyim ben dedim ben. Bıraktım geldim. Yani yenge çalışmadan sana mı bakıyor şu anda? Evet. Ben ömrümde çalışmadım. Ömekli yaptı işte ama gençliğimi ona feda ettim. Ben ondan sigortalıyım. Bir dakika ne diyor? Gençliğimi feda mı ettin? Çalışmadım. Elhamdülillah. Çalıştırmadı. Çalışamazdım ki ne? Güçlerim evet. Vardı. Evet. Ama gençliğimi ona feda ettim. Ben meslek okulunda oto tamirciliği öğrendim. 8-10 sene tamircilik yaptım. Ondan sonra bir tır tamirhanesine girdim. Tır tamirhanesinde de mecbursun tırlarına uğraşırken, ehliyet yap, şu bir derlerken tıra bir bindim. 30 sene geçti üzerinden, 3 milyon kilometre doldurduktan sonra, 18-20 ülke gezdikten sonra tırdan indim 2019'un sonunda. 3 milyon kilometre. 3 milyon kilometre boşalttım. Tır sürdün yani, tırcılıkta yaşamını. Yani Avrupa içinde, hatta Türkiye'ye gidip geliyordum. Biz 74'te babam bizi aldı götürdü oraya. Onun için ben sana ilk yazdığımda buranın tek gurbetçisi ben dedim. Peki Ergün abi burada bir tane serçe görüyorum. Evet. Almanya'dan koşa koşa gelip bir tane serçe mi aldın burada? Çocukluk hayalimdi. Ondan bahset bana. Konu anlatayım. İlkokulda okul müdürümüzün Murat 124'ü vardı. Benim boyum şu kadar. Teneffüslerde çıkardım. Teneffüs boyunca arabaya bakardım. Hayaller kurardım. Benim de bir gün araba olacak mı? Ya istesem ben Almanya'dan geldim. BMW Mercedes en kralını getiririm. Orada 1000 euroya veririm. En kralını getiririm. Ama mesele o değil ki değil mi Ergün abi? Ne dedim? Herkesin hayalleri var. Hayallerini evet, yaşamak. Evet. Çok güzel anlattın. Çok güzel anlattın. Gözleriniz sulandı ya Ergün abi. 30 sene hayal kurdum ya. Evet. Onun için istediğimi yapacağım. Serçe aldım. Motor almışsın. Geçen sene motor aldım. Teknem de vardı. Tekneye ama tekne Gökova'da olduğu için, uzak olduğu için, ilgilenemediğim için sattım. Hani sattım, ilgilenemiyordum. Sonra işte burada boş durmamak için, çalışmaya alışkın olduğum için dedim ne yapalım, bir şeyler yapalım. Sonra böyle atölyeyi yaptım. Almanya'dan takılma her şeyimi getirdim. Bu da hayalimdi. Evet, evet hayalimdi. Buraya evin yanına bir atölye kurmak. Hobi gibi böyle keyfe gider çalışmak. Ben onu yaptım. Şengül abla, şimdi Ergün abi tabii ki duygusallaştı, gözleri evet. Yaşardı. Tam da ben aslında oradan bir şey yapacaktım, ben de beklemiyordum. İnsanlar herhalde imkanları varken her şeyi alabilir, o sorun değil, o ayrı bir şey ama hayallerini, içlerinde yatanı gerçekleştirmesi en büyük zenginliktir herhalde değil mi ya? Güzel bir şey, çok güzel bir şey, hayal yapmak çok güzel bir şey. Şu anda hayallerimizi yaşıyoruz en iyi şekilde. Hiç şikayetim yok. Sadece şu. Çocuklarımı çok özlüyorum. Onlar nerede? Onlar Almanya'dalar. Ama gelirler herhalde gelirler, değil mi? Gelirler, çok gelirler. Bu sene Allah'a izin 3. ayda İstanbul'a uçuyorum. Kızım geliyor damadım beraber. Beni bilet aldılar. 3. ayda Allah'a izin uçakla İstanbul'a gidiyoruz yerde. Onlar oraya gelecekler. Orada izin yapacağım Allah'a izin verirse. Ama çocuklarımı çok özlüyorum. Peki burada Almanya'da geçirdiğin vakit gibi böyle sosyal çevren
Zaten buralı olduğun için evet. Nasıl yani gün içinde sabah kalkıyorsun, tamam soğanlara falan bakıyorsun, bitti evet. Soğanlara bakmak, evet. Maydanozlara bakmak bitti. Ondan sonra ne yapıyorsun? Türkiye'den burada mı? Ha, burada. Ha, burada. Yemeğimi yaparım. Burası da Türkiye bu arada. Tabii canım. Yemeğimi yaparım. Onu hocam isterim motoruna giderim. Bir komşum çay içim çağırdı bak çayım içmeye giderim. Motor kullanabiliyor musun? Tabii canım. Elektrikli motorum var. Seninki bu. Evet. Bu da hayaldi. Evet tabii canım bu da hayaldi. Aldım onu. Onu istedim gezerim. Giderim dondurma yemeye, yemeğe giderim. Yani tam böyle emeklilik hayatı yaşıyoruz. Evet. Evet. Yıllardan beri özlediğimiz, aradığımız hayatı yaşıyoruz diyorsunuz değil evet, mi? Evet. Ya Ergün abi. Allah aşkına, Allah aşkına. Ya böyle gözden yaşartıp beni duygulandırma ya. Vallahi billahi. Ergün yapma. Ama içi ben yani benim böyle direkt anlamam mümkün değil de şimdi mutlaka izleyeceğiniz anlıyordur. İnsanın içindeki. Yok sorun yok sorun yok. Evet Ergün abinin atölyesi burası. Evet. Sen şimdi şöyle bir özelliğin var senin evet. Anladığım kadarıyla. Sen bir şeyi gözüne kestirdiğin zaman onu yaparsın. Kendim yapacağım. Bak, taksinin arkasında remorku. Remorku kendim yaptım. Kendin yaptın. Onu Almanya'da kendim yapıyordum. Ben hatta Almanya'da trafiğe bile açtırıyordum. Ruhsatını çıkarttırıp açıyordum. Bunu burada yaptım ben bunu. Evet. Çapa motorunu taşımak için böyle. Bak özel rampasıyla falan. Komşuların üçte gerekli akülü arabaları bozuldu mu tamirhaneye götürmek için beni çağırırlar. Yükleyip onunla götüreyim. Ergün abi herhalde bütün mesele şey bir şeylerle uğraşmak değil mi? Yani onun ne evet. olduğu çok önemli evet. değil. Zaten istediğin yerde ait olduğun yerde yaşayınca olunca daha üretken oluyorsun değil mi? Ya buradakinleri tam kaliteli bir şey yapmıyorlar. Böyle remote evet, burada bulamazsın. Ben de kendim yapacağım dedim. Burası Türkiye, mesela evet. vergi levhası aldık. Bahçe işler yapalım diye. Çim silindiri lazım. Çim silindiri yok burada. Evet. Millet bir işi bilmiyorlar nasıl olacağını, nasıl yapacağını. Şunu kendim yaptım bu sefer bak. Düşündüm dedin ki nasıl yapabilirim? Helal olsun be valla. Yalnız başta kendi kendine duygu ama Allah aşkına ben memnunum. Ne diyeyim cümle bulamıyorum. Yani cümle bulamıyorum. Dedim ya çok kişiler böyle hayaller var görmek istiyorlar. Biz şuraya her sene 10-15 aile geliyor Almanya'dan. Allah razı olsun hepsinden. Tanıdıklar tanıklar geliyorlar. Mesela çok geliyor. Hepsinin hayali var. Ah biz şöyle bizim hayalimizi yaşıyorsunuz. Bizim hayalimiz. Siz de gelin yaşayın ama genç çocuk oldum, okuyan çocuk evet. oldum, bekar oldum. Nerede zorlanır insan? Mesela yurt dışından gelmeye çalışan insan nerede zorlanır? Veya hayatını değiştirmek isteyen insan. Çocuklar varsa derken çok çocuğu olan var. Nasıl? Evet, bekar. 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 Bekar çocukları bırak gidemez. Çocuklar okuyorsa bırakıp gidemez. Yarıda bırakılmaz. Mutlaka emekli olmak lazım. Hani burada. Ya gözüne senin güneş geçiyor. Evet. 45-50 yaşında emekli almaya da mümkün değil. Biz eşim Türkiye'den emekli oldu. Ben kendim emekliyim. Almanya'dan da emekliyim ben bak. Ha bir dakika. Daha şimdi yenge emekli Türkiye'den. Evet, Türkiye'den emekli. Sen Almanya'dan da emekli değilsin. Ben Almanya'dan emekliyim. Daha 10 sene var. 20-25 sene var ben gideceğim. Şimdi gideceğim. 2000 yılını dedim Türkiye'de Allah'ım bana geçirmek nasip etsin falan diyordum ama o zaman çocuklar küçüktü olmuyordu. Ne zaman çocuklar evlendiler, kendi ayaklarının üzerinde durdular. Evet. O zaman oldu. Sadece geçiminizi senin emekli maaşından mı sağlıyorsunuz? Evet, evet. Evet. Yetiyor mu bu? Elhamdülillah. Bak bak duruşa bak ablanın ha. Yetiyor. Bak benim var. Elhamdülillah. Yetiyor bize. Kira vermiyoruz. Verdiğimiz Alman parasıyla 20 euro kadar elektrik veriyoruz. 5 ile 8 euro veya 10 euro kadar su parası veriyoruz. Başka masrafımız yok. Peki neye para harcıyorsunuz? Yani çoğu yiyeceğiniz şeyi bahçenizde herhalde üretiyorsunuz değil mi? O tarafa doğru gidelim mi biraz? Arka tarafa doğru. Şuradan gidelim bu sefer de. Abi bunu da sen yaptın değil mi sakın? Onu ben aldım. Şimdi seni göstereceğim. Onu ben bir değiştireceğim. Gözünün önünde tekerleklerini takacağım. Çapa makinesi. Gözünün önünde tekerleklerini değiştir. Traktör yapacağım ben bunu. Yani o yapılamayan bir şey mi? Senin anlattığın. Yani herkesin yapacağı bir şey değil mi? Ama hani çok bahçesi olanlar için çok güzel bir şey. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şimdi anneanneme dedeme ziyarete gittiğimde böyle büyüklerin kendi yaptığı bir şeyi anlattığı zaman çok keyif aldıklarını evet, fark ettim. Evet, tamam mı? Evet. O yüzden de mesela burada bazen köylere falan basmayayım buraya. Gezdiğimde ona çok dikkat ediyorum. Evet. Dinliyorum tamam mı onları? Tamam, çok tamam. Hoşuna gidiyor. Paylaşıyor. Bunlar benim baklam bak. Kuşluk. Anlat bakalım şimdi. Bunlar benim baklam. Baklalar. Bunlar ıspanaklarım. Ispanak ektim. Bunlar ıspanak tamam. ektim. Bunlar da baklam. Şu tiplerinde bezelye ver. Taze bezelye diktim. Onlar börülcem var. İkinizin en sevdiği şeyler neyse herhalde o sıralamayı tutturup bahçene onları ekiyorsun değil mi? Yani çok fazla böyle herkesin ektiği şeyde ekeyim diye bir şeyin yok. Az ben ekeyim. Bak iki arık bakla ektim. İki arık ıspanak ektim. Oraya acık marul ektim veya soğan ektim. Çok ekmiyorum. Hoşuma gidiyor. Zevk geliyorum. Hoşuma gidiyor. Peki sana bir şey soracağım. Almanya'da bu imkanın var mıydı? Yoktu. Yoktu. Soru şu. Buraya acayip bir özlemle geldin ya. Şimdi bunları evet. böyle bak anlatırken de çok güzel keyifli anlatıyorsun evet. ya. Bak evet. ellerim bir daha havada. Evet. Sence bu özlem biz insanız ya. Çok uzun sürer mi yoksa böyle bir yerde böyle hevesin gider mi?
Çünkü insanlar bu ufak şey için çok hiç, büyük kararlar alıyorlar. Hevesim hiç gitmedi. Ta hoşuma gidiyor. Yaptıkça hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Memnun kalıyorum. Hatta olan karşım bile dedi ki bu sene abla dedi dua et ki sen Türkiye'ye gitmişsin dedi. Almanya'nın işi hiç bitti dedi. Almanya'da hiç iyi olmadı. Her şey bağlandı dedi. İyi ki sen Türkiye'ye gitmişsin. Rayına oturdun abla dedi. Bu oğlan karşım bunu dediği gün ben dedim şükür Allah'ıma. O zaman gönlüm bir şey oldu biraz. Tabii bu şu an sen bunu söyledin tabii ki. Herkes evet. Farklı yorum yapabilir tabii, bu durumla tabii, alakalı. Tabii, o işlere tabii. Girmiyoruz. Tabii. Soba niye burada diye sorabilirler. Yemek. Ha. Sobayı ben yazın ekmek yapayım üzerine, kek yapayım. Yemek yapayım üzerine, çay demlerim. Çünkü yazın bizim çok mısargı geliyor Almanya'da. Güzel bir şey değil mi? Ama çok hoşuma gidiyor. Yani bu durumu böyle paylaşmak güzel bir şey değil çok mi? Çok hoşuma gidiyor. Herkes bayılıyor zaten. Herkes gelsin kapıma açık herkese. Şimdi genelde böyle Ergün abi gezdiğim evlerde veya işte yaşam değişiklikleriyle alakalı bu tarz insanlara konuk oluyoruz vesaire falan. Yani biz de onlardan biriyiz. Bazı şeylere insanların yeteneği yoksa bile mutlu olduğu yerde yaşayınca bir anda yeteneğin olduğunu fark ediyor. Yetenek açılıyor birden. Açılıyor. Evet, birden açılıyor böyle. Yetenek açılıyor. Evet. Katılıyor musun? İhtiyaç insanı usta yapıyor. Usta yapıyor. Hani kafa çalışmaya başladı. Bunu daha iyi yapalım, şunu yapalım. Değil mi? Bazı olmayan şeyler kendin yapacaksın. Burada ne varsa, burada ne görüyorsam incelemeye devam edeceğiz. Şu arkada bir tane arkadaşlar. Burada bir köşk derler. Evet, burada köşk yaptım. Bunlara? Kendim yaptım. Keyif için? Genelde ağaçtan yapıyorlar. Ben demirden yaptım. Yazın hazır içeri ortasına halı atıyoruz. Kenarından hazır minderlerini yaptırdık böyle. Evet arkadaşlar. Burası çok tatlı oluyor. Evet, evet. Alttan da su akıyor. Evet. Yuvarlak çaya gelmişsinizdir Köyceğiz'de. Ona benzer bir durum. Mutlaka hemen hemen her yerde rastlarsınız. Evet abi. Üzerine bir de çatı yapacağım ki yağmur yağdığı zaman yine altında oturmak için. Hani bir de güneşten korunmak için. Kışın ben burada ne çalışırım ya? Genelde akşamlar oturuyoruz böyle. Ha? Çok güzel oluyor. Ergün abi. Bak bu mevsimimiz Almanya'da yaşayamazdık. Şu anda Almanya'da biz bunu yaşayamadık. Sebze her şey var. Ama Almanya'da şu anda çok soğuk kar. Ama bu mevsimimiz Almanya'da yaşayamazdık. Biberlerim bak taze. Acı mı bunlar abla? Bunlar acı. Ha, çok acı. Güzel. Ha bak şunlar. Ben yaklaşmayayım. Evet. Belli ya tabii. Mor çok güzel. Çok güzel ne diyeyim. Bu arada biz Ergün abiyle buralarda yaşayan insanlar olarak hayatımızı daha kolaylaştırmak ve eğlenceli hale getirmek amaçlı kurduğumuz Ege Dayanışma platformu var Facebook'ta. Onun aracılığıyla tanıştık. Nasıl oldu abi? Benim bir tane takipçim sana mı yazmış? Bir takipçi Avusturya'dan bana yazdı. Bak sana göre tam sayfa dedi. Ben üye oldum. Orada bakarken kenarda şartlarında hani kurallarında reklam da verebilirsiniz diyor. Eğer kaliteli iş yapıyorsanız evet. Ama diyor dürüst. Evet. Olmanız lazım diye. Ben de dedim o zaman ben önce reklam vermeden evveli yaptığım mal işleri admin gelsin görsün. Estağfurullah. Kendi emin olsun. Ondan sonra kim olduğumu öğrensin dedim. Estağfurullah. Çünkü ben iddialıyım. Herkesten daha dedim ya her şey bir tık her şey benim güzel olacak, özel olacak. Elinden iyi iş gelir diyoruz evet. Değil mi? Evet. Tamam. Peki evi niye prefabrik yaptın abi? Bölgeye acil, uyumlu bir şey mi acil olsun düşündün? Diye acil he. Yani bize 3 hafta yapacağız dediler. 2 ayda bitirdiler. Onun için. Pişman yani, mısın? İzin. Hayır, asla pişman değiliz. Yani yani şey, onlardan bahsetsen çok, çok önemli. Kışın da çok soğuk olmuyor. Hiç kaydımız yok. Ne yakıyorsun? Soba mı var? Hayır, klima kullanmıyoruz. Klimayı açıyoruz, 20'ye ayarlıyoruz. Bitti. Belki gelse 20-25 o hani 405 lira. Elektrik gelebilir. O da odundan yine ucuz. Peki burası sana annenden kalmasaydı? Evet. Ergün abi. Babamın yeri vardı. Bir dakika. Ha bak şimdi. sorumu mahvettin var ya. Çok tatlı bir mahvetme yaptın yani. Tamam. Şimdi aşırı bir özlem var ya insanlarda. Evet. Çok önemli kararlar aldırıyorlar evet. Çünkü insana bu durumlar. Nereden bir yer alsam, kaç paraysa da vereceğim falan diye düşünür müydün o zaman? Hayır asla. Hayır babanın da yeri yok mesela. O zaman mecbur yer alacaktın değil mi? Yer alacaktı. O zaman 2-3 milyon çıkacaktı cebinden. Çıkardı, rahat çıkardı. Her şeyi bak 2019'da bilene burası o kadar pahalı değildi. Şurası bak 2015'te 1900 metre yer 25 bin liraya verdi küçük dayı bir akrabaya. Ya, dünyanın her yerinde bu durumlar oldu abi. Ama aynen. birden böyle pahalandı böyle. 450-500 metrekare. 500 metrekare. Portakallar var. 5 tane portakal ağacımız var. Washington. Bunları eş dost gelince yiyor. Evet. Eş dost gelince. Herkese vereyim. Arkadaşlar bu çok tatlı oluyor ya. Yani şöyle bir koklarsın kokusuna bak. Evet. Ben havaalanına inince burada
Yani İstanbul'a gittiği zaman havaalanına inince zaten bu portakal kokuları evet, insanı mis gibi kokuyor. Mahvediyor. Yani. Çiçek açtığı zaman var ya sanki yollara kolonya dökülmüş gibi. Parfüm kokuyor. Mis gibi kokuyor. Arabanın içine bile geriye kokusu. Özleminle ne yapacaksın? Şu anda 3 sene geçmek üzere. Alışalım diye bir şey yapmadık. Ben ki hemen ilk sene hiç kesinlikle işe atılmadım. Şimdi evet. Kime yapayım? Sandık akrabaları şunlara, onların bahçelerinin çimlerini biçiyor. Onları yapıyorum. Orada kim var? Dayı, dayı mı var? Ne yapıyor? Dayı, çalışıyor, dayı. Çalışıyor herhalde. Evet. Dayı kolay gelsin. Beni kabul ediyor musun yeğen olarak? Beni kabul ediyor musun yeğen olarak? Peki. Kolay gelsin. Evet, burada portakal ağaçları var. Şimdi burayla ilgili bir bahçeyle ilgili planı falan var mı? Bir buraya bu sene düşüneceğim. Rezene. Rezene. Rezene ekeceğiz. Ne sebep? Geçen sene yaptık. Burada tanımıyorlar. Kimse bilmiyor. Tamam, rezine, çay. Almancası, Almancası fenhel. Tamam. Rezene. Yalnız çay değil. Salata olarak yiyebiliyorsun onun kökünü. Evet. Salata yemek yapabiliyorsun. Evet. Çok güzel tadı var. Biz burada geçen sene deneme için yaptım. Arka tarafta çok güzel oldu. Tohumlarını aldık. Bu sene bu 500 metreyi fenheline dolduracağım. Tamamen. Yani onun... Komşularımda seracılar var, pazarcılar. Onlara vereceğim, satabilirlerse satsınlar. Ama denemesini yapacağım. Denemesini yapacağım. Evet. Peki niye kocaman araziyi kullanıyorsun? Ufak bir akıl vermek gibi olmasın, sadece soruyorum. Arazinin hepsini değil de şöyle yarısına kadar yapacağım. Tamam, yarısına indirdik. Orada, evet. Orada bakla var, orada hani bu boş yerlerde. Boş yerlerde. Mesela burada fıstık vardı, fıstığı kaldırdık. Nasıl oldu mu? Tabii oldu canım. Şu küçük kurtanç var. Bizim buranın iklimi biraz böyle insanı kandırır gibi olsa da nasıl kandırır? Evet, evet. Şimdi iki gün bak şimdi güneş var ya abla. Evet. Yarın kim bilir nasıl olacak? Fırtına mı eser, yağmurlar mı yazar? Evet. Biraz bulutlu. Evet. Bir sene buraya ben fıstık ektim, kaldırdım bu sene fıstığı. Yarım çuval çıktı böyle. Burada neler olmaz? Her şey olur. Her şey. Elma olmuyor. Bizim şurada aşağıda Hatice abla var ya, o derdi ki, Murat dedi, insanı dik insan kollanır. O akra, uzaktan akra. Evet. Uzaktan o da acar, o da acar. Evet, o yüzden söylüyoruz zaten. Öyle söylüyor. Baktım o videoya, adamı dik diyor, adam çıkar diyor. Adam çıkar diyor. Bir yandan doğru. Eviniz yani, çok güzel gözüküyor buradan bu arada. Evet. Evet. Senin ürettiklerin, gel senin atölyeye doğru gidelim. Tamam. Dediğim gibi. Şengül abla, biraz sonra biz ondan mı yiyeceğiz? Hazırlayayım mı sofrayı? Hazırlayayım. Tabi buna yiyeceğiz. Hazırladım. Ya bir şey söyleyeceğim. Dolma yaptım, pilav yaptım. Arkadaşlar. Şimdi Şengül abla geçen sefer çekime gelecektik. Bugün değildi o çekim. Daha önce, yaklaşık bir ay önce falan. Evet. Rahatsızlandı. O zaman da bir hazırlık yapmış. Diyor ki illa hanımınla gel. Şimdi evet. Benim eşim içeride. İlla hanımınla gel. O gün rahatsızlandığı için gelemedik. Şimdi de geldiğinde çok heyecanlanmış. Panik evet. Yapmış ama o paniğin kaldı mı? Paniği yuttum. Olmadı değil mi? Yuttum. Ben rahatlık veriyorum. Sen merak evet. Etme. Şimdi de öyle bir hazırlık yapmış ki ben diyor misafirlerime ikram etmeden diyor kimseye uğramam diyor. Kesinlikle ya, göndermez. Çok severim. Tamam. Biraz sonra bitiriyoruz zaten. Tamam. Tamam. Orada ne oluyor abi? Şeyler yakıyorlar. Şey ha, tamam. Susamın sapları yakıyorlar. Tamam, hani onu evet, onu yakıyorlar. Konuyla ilgili bilgisi olmayan insanlar yani, gördüğü için şimdi o yüzden evet, sorulaştırdım yani. Falan değil, evet. Susanın kökünü yakarlar çünkü evet. Çok sert. Bu arada yan tarafta sizin akrabalarınızdan tabii ki teyzeler, halalardan bir tanesi. Evet. Lahanaları ekmiş oraya. Hayır, yeri kiraya verdiler. Ha. Köyceğizden bir bahçeyle pazarcı ekip biçiyor. Sonra yani satıyor. Kiralıyor. Kiralıyor. Çok güzel. Evet, senin burası dünyanın değil mi? Evet. Bu kadar bahçeyi elini beline gazmanı kıyakla çapala olmaz. Tamam. Yapamazsın. Çapa makinesi aldım. Şu anda bak çapası üzerinde. Tek tarafını söktüm. Buradan çapası şu. Ben senin gözünün de tekerlerini ben bunu traktöreceğim. Çapası bu idi. Yani bir şeye dönüştüğünü mü göstermeye çalışıyorsun? Evet. Evet. Bak, aynı zamanda. Herkese tavsiye ederim bahçesi olana. Tamam, buyur. Bu çapa makinesiydi. Tamam. Ben bunu bak. Yaptım. Evet. Şöyle aksiler aldım, yaptım. Hı-hı. Tekerlekler aldım. Bak bunlar şöyle. Geçirdim mi? Bir cıvata geçiriyorum. Bitti. Seni bu işleri şimdi sevenler nasıl izliyor biliyor musun? Ergin abi. Nasıl seviyorlar aynı bu işleri? Herkese tavsiye ederim. Şu kulluk karık açmak için. Karık açmak için. Şu kulluk çift sürmek için. Evet. Bunu takıp çift sürüyorum. Çift sürmek için tekereklerinde sürülmüyor. Tapınacı. Evet. Evet, evet. Şöyle demir tekerekler yapacaksınız. Veya hazır alacaksınız. Onları ben kendim yaptım. Onu taktıktan sonra çekiyor. Kendinin çok ihtiyacı olup da aniden böyle aklına gelip kendi ürettiğin böyle bir icada yakın bir şey var mı? Şu anda remork yapıyorum.
Remont yapıyorsun. Remont yapıyorum. Biraz sonra takıp süreceğim, göreceksiniz. Bütün köyü süreceğim mi diyorsun? Yok yok, hayır. Öyle kullanacağım. Tamam. Bu remont olacak. Burada sohbetine katılacağın, yanında olmaktan böyle keyif aldığın, seni çok böyle sıkmayacak arkadaş ortamı falan oluşmuş durumda değil mi? 5-10 tane var, arkadaşlar var. Bu İyi konuda doyuruyorsun var. Değil mi kendini? Evet, evet. Hiçbir problem yok. Araç gazlı değil mi? İşini görüyor değil mi burada? Hayli hayli. Şu anda en ucuz gazla kullanabiliyorsun. Mazottan da ucuz. En ucuz ulaşım için gaz tavsiye evet, ederim. Evet, bunlar tarih ya. Kaç model bu arada? 92 model, tam 30 yaşında. Tam 30 yaşında, evet. Çok tam güzel. 30 yaşında. Bizim işimizi görüyor. Sadece kedi mi besliyorsunuz? Başka var mı köpek var? Kendimiz geldi bu. Kendimiz geldi bu. Geldi bize. Nasıl? Evet. Ne? Acıktın mı sen? Seni acıktım ama elleyemiyorum kediyi. Köpeği eller ama kediyi elleyemiyorum. O bana, beni çok seviyor. Ben. Fıstık. Bize takıldı kaldı. Tavuk falan yok herhalde. Evet. Yok, tavuğumuz yok. Yok, tavuk yok. Komşu alırım veya dayım da istediğim vakit tavuk dayım da alırım. Onların var. Yumurta alıyorsun orada. Yumurta alırım bunlardan. İstediğim vakit tavuk da alırım bunlardan. Şu tarafa, o suyun aktığı tarafa biraz geçebilir miyiz? Evet, tabii tabii. Tele kadar bizim. O dayıya boşuna biz yeğen olmadık yani. Şu su sesine hasta olanlar var. Tabii ki ben de hastayım. Çok güzel. Su böyle 365 evet. Gün akıyor mu? Her gün akar, her gün. Yağmur yağdı zaman taşma olur mu? Oluyor, oluyor. Aa, şu an hangi ağacın önündeyiz biliyor musun? Ben çok seviyorum bunu Şengül abla. Buyur. Yaban mersini. Toplamışsınız ama. Dayımın bu. He. Senin tarafına sarkanı toplamışsın. Bakayım. Bu da benim. Burada yok ama toplamışsın. Bitti. Tamam. Dayım benim tarafı arkana alabilirsin diyor. Yaban mersini çok seviyorum ben. Bak. Oo, sen ne yaptın ya? Dallak varım. Bana ve, herhalde son zamanlarda aldığım en iyi çiçek. Ben çok sevdim. Evet, Mersin. Dayı orada bak ha. Dayım nerede? O da yapmış kendine bir tane dayı. Köşk. Dayı, Mersin kopardık bak. Dayı, Mersin'i aldık. Gelsene buraya. Teşekkürler. Şuraya gel. Şuraya gel. Bu da korkuyor. Buraya ne çiçekler koydun? Burada bir şeyler var. Aloe vera bunlar. Aloe veralar var. Bunlar benim aloe vera bunlar. Hı-hı. Bunlar çok güzel aloe vera. İçi böyle dolu. Aloe vera çok sağlıklı. Bu da avokado. Avokadon da var. Avokadım da çıkıyor. Bunlar da su kabağım. Evet. Bunlar çıktı su kabaklarım bu sene. Abla bir şey soracağım. Şimdi Beyovası biraz böyle yani, Nisan'da ve Ekim'de Beyovası'nda oturan ve hastalık geçiren arkadaşlarım var. Tanıyorum yani. Hani üşütmekten yani. Hani avokado nasıl burada? Avokado çok güzel. Veriyor yani. Veriyor. Kocaman kocaman veriyor böyle. Hatta bu gidi bu verdi, bu çıktı. Yine bunu ben aşılamam lazım. Ha, aşılamam lazım. Aşıladım kocaman güzel meyve verir. Yeri iyi mi sence? Yeri yok, bunu yine ben buradan çıkaracağım. Aha. Onu hocam, onu bir sakin, bir güzel, bir özel kendinize saksıya dikeceğim. Büyüyecek. Ondan sonra ben aşı vurduksa onu sonra ben toprağa oturmam lazım. Şimdi direkt veremiyorum. Bunlar ne çiçekleri abla? Yok, teyzem verdi bana bunu. Bunlar sarkan çiçek. Böyle sarklayınca daha güzel olmuş. Bunlar yüksek attığım vakit sarkması lazım. Yılan gibi böyle. Ondan daha güzel çıkıyor bunlar. Ağacı yük olmuyor değil mi? Yük bunlar? Olmuyor. Yok, yük olmuyor. Bak iki tane koydum buraya ben böyle. Çok güzel. Burada bir de muz var. Muz ağacımız var bu. Alıyor musunuz? Verimli mi? Bu sene vermedi. Daha daha küçük. Daha biraz da büyümesi lazım. Ya, daha büyümesi lazım. Evet. Yani daha meyvesini görmedim. Ama veren yer var ama. Burada bak, köyde var. Bizim burası sıcak. Dalyan'da veriyor. Şu boyda külçeleri oluyor. Dalyan'da veriyor ama bizim burası Dalyan'dan herhalde bir 5 derece soğuk. Her şey, herkes ait olduğu yerde. Aynen, aynen, tabii canım, aynen. Diyorlar portakalda erken düşer. Düşüyor ama ben ilaç sıkmak istemiyorum. Ne çıkarsa bantıma. Ben limonumu icabında kabuğuyla beraber yiyorum. Ama ilaç sıktırmayayım, sıkmak istemiyorum. Biz niçin ya? Doğal yaşamak demek, ilaçsız yapmak. Başka alternatif şey yok. Teyzem yaptı bak, geçi gübresi koydum diplerine. Coşturur, coşturur. Çok güzel işte, o kimyasal. Her şeyin güzel işte, o doğal işte. Her şeyin bir alternatifi evet. Var. Öyle, illa zehire gerek yok. Şu minibüsün olduğu yere, oradan duvar çekilecek. Tam minibüsün olduğu yere. Duvarın üzerine de o hazır parmakları aldım. Onları takacağım, monte edeceğim. Oraya da güzel bir kapı yapacağım. Taş duvar mı yapacaksın yoksa? Hayır, beton. 20-20 santim beton. Şu boyda yarım metre kadar üstünde parmaklıkları koyacağım. Peki böyle bazı ağaçlarla doğal duvar yapmak evet. İstemez misin? Düşünmez misin böyle bir şey? Olabilir de
Şimdi öyle düşündük biliyor musun? Mısır inci, evet. Kararını değiştirme diyorsun Murat Bey. Evet, aynen. Bak, bırak şimdi bu işleri Murat Bey. Betonla kalıp çakacağız, yarım metre kadar yükseklikte. Evet. Üzerinde parmakları takacağız. Bunlar da marullarım. Allah her bulduğun boş yere, evet. Ki destekleyerek bunlar, söylüyorum tabii. Bunlar marul. Bunlar da ıspanak yine. Çok çift şuraya diktim. Böyle ıspanak diktim. Bak bunlar da bak bezelye. Şunlar ıspanak bıçak. Yeşili çok seversin değil mi? Çok bol severim. Böyle. Hem sağlıklı. Yeşili ben çok severim. Zaten evet. Ufacık bir kötü görünümlü bir kıvırcık bile olmuş 10 lira 15 lira. Marul tanesi 15 lira. Evet. Ben diktim kendi evime. Çok çıksın. Olmana veririm, dağıtırım ve çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bu anlamda avantajın da var. Bak şu mandalini ben kendim diktim. Meyvesi verdi. Ay bir hoşuma gidiyor. Bir mi? Ay ha, düştü. Koptu. Olsun. O senin. Kendim büyüttüm ben bunu bak. Küçük fidan aldım ben böyle. Hı hı. Diktim şu küçük ne fidanı da kendim diktim. Zeytin ağaçları kendim diktim. Evet evet. Çok güzel. Çok güzel. Şükür. Şükür. Şikayetim yok. Ergün abi vaktini hiç boş geçirmiyor. Ben bakayım gideceğim de hazır olsun yarına. Tamam. Nereye gidiyoruz şimdi? Kümesi civatalar teslim ettim kümesi. Ergün abi yaşım 58 dedin. Evet. Böyle yaşı senden kat kat küçük olan insanların böyle hazırcılığını gördüğümüz zaman böyle hap hizmete, hap kazanca, hap yaşama ulaşmak isteyen insanları görünce ne diyorsun öyle ya? Bak 5 dakikanı boş geçirmek istemiyorsun yani bir şey ya yapmak. Yazık ya. Bir dakikayı boşa geçen bir dakikaya yazık oluyor ya. Hazıra konmak istiyor yavaş insanlar. Yavaş bitiyor. Sonuna doğru gidiyor. Güzel değerlendirmek lazım. Bir de hazıra konmak istiyor insanlar her konuda. Hiç. İnsanlar hazır olmak istiyor. Evet. Fedakarlık yok evet. Bir şey yok. Kendi mücadele, kendi geçin. Kendi yapın. O insanlara yardım da edilmez. Böyle remork isteyene remork da yapabiliriz. Ha, yaparım da diyorsun yani herkese, isteyen herkese. Zaten bizim burada kesinlikle bizim şeyde yaz abi, zaten Egeday'da yaz. İşini düzgün yapan insanlara her zaman ihtiyaç var. Zaten buradaki hayatımızı kolaylaştırmaktır evet. Amacımız yani orada. Evet bak, şunu böyle remote burada almaya kalsanız, şuna Avrupa'dan geliyor bunlar. 20'den aşağı alamazsınız sahibinden komiteyle. 20 bin lira. Yani 20'den aşağı alamazsınız. Ben bunu kendim yaptım. Malzemelerin çoğunu da almayadan, bazı şeyleri almayadan, dingili almayadan getirdim. Çamurluk almayadan geldi. Bir şey getirmek zor mu Almanya'dan böyle bu tarz malzeme anlamında? Yok zor değil. Ben hep minibüsüne gelirdim biliyor musun? Hep minibüsüne veya kamyonla. Arkaya atardım. Doldurdum içine hırdavatçı gibi. Adam gümrükte sorduğu zaman ne yapıyor? Bu ne dedi? Dedim ben temel döneyim kardeşim. Atsam atılmaz, satsam satılmaz dedim ben. He hep temel. Gümrüğüne, söyle gümrüğünü vereceğim dedim. Ya yürü gitti. Yani hep öyle yiyen adamlar denk geldim ben nedense. Bu arada dayının evini de merak ettim arkadaşlar. Taş ev yapmış. Onu da göstereyim. Onu da göstermeden geçmeyelim. Hemen yanında çünkü komşusu. Şöyle oturuyorlar. Hemen buranın böyle yanında çok güzel görünümü var taş. Ya o mesela pimapenler bazen böyle kendini çok kötü gösteriyor bazı evlerde ama bak mesela evet güzel de gözükmüş ya. Onun arkasında da bir yer var. Evet videomuz bitti arkadaşlar. Bir şey verebileceğine inandığımız hem de benim gezerek de onların nabzını tutabileceğim, onlara bir ufak da olsa böyle bir anı olarak kalabilecek, bahçeye, doğaya, ağaca, hayvana, insana saygı duyan insanlar varsa çevrenizde mutlaka bize ulaşın. Ben zaten kendim buldukça geziyorum, onları ziyaret ediyorum. Sizlere veya bana bir şeyler verebileceğine inandığımda kamerayı açıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.